Bildiğiniz gibi bu yıl fuarımızın 48. yıl dönümü. Yarım asırdır fuar geleneğimiz bu senede devam ettirdik. Tabii ki 10 Temmuz'da açılışını yaptık biz fuarımızın. 10 Temmuz'da sizin yoğun katılımınızla biz fuarımızı açtık. 5 gün ilginiz had safhadaydı. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi biz güzel tatvanımızı tanıtmak için bu yarım asırdır devam eden organizasyonu devam ettirdik. Bu yıl daha yoğun bir şekilde festivallerimizi arttırarak hem göldeki yelken yarışmalarımız, folklor yarışmalarımız, ses sanatçıları, mahalli sanatçılar yarışması, yöresel tatlar, değişik sektördeki temsilcilerimizle birlikte fuar organizasyonunu gerçekleştirdik. Fuarımız 20 gün süreyle devam etti. Tabii biz bu güzellikleri, Tatvan'ın doğa güzelliklerini, Tatvan'ın bu huzur iklimini bütün ülkeye göstermek için bu fuar organizasyonunu tertipledik. İlk günler bildiğiniz gibi hem TRT Haber burada bizimle canlı yayında bulundular. Sayın Valimizle ve benimle canlı haber programına bağladılar bizleri. Biz de dilimizin döndüğünce Tatvan'ın güzelliklerini haber programında anlattık. Sonra yine çekimler yapıldı. Gölün üzerinde çekimler yapıldı. Nemrut'ta çekimler yapıldı. Ve Tatvan'ımızı biz bütün ülkeye tanıtma fırsatını yakalamış olduk. Aynı zamanda Kanal 24 bizimle canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Orada da BTR'lerimiz döndü ve Tatvan'ımızı orada da tanıtma fırsatı bulduk. Yine TRT 6, TRT Kürdü'de yine Tatvan'ımızla ilgili iki program yapıldı. Van TV canlı yayında, şu anda da canlı yayında bizlerin bu festivalini sürekli gösterdi. Dolayısıyla bu Tatvan için, tanıtımı için gerçekten önemli. Biz maddi olarak belki bu tür tanıtımları yapmaya kalksaydık bize çok külfet getirirdi. Ama bu organizasyona haber programları, televizyonlar ilgi gösterdi ve Tatvan'ın tanıtımına büyük bir katkı sundular. Onlara da teşekkür ediyorum. Bütün bu güzellikleri anlatırken biz televizyon programında şunu söyledik. Tatvan'ın çok gezilecek, görülecek güzellikleri var. Doğu'nun incisi bir kentimiz. Sahil kentimiz. Van Gölü denizimiz. Nemrut krater gölümüzle. Gezilmesi, görülmesi gereken çok şirin bir ilçemiz. Geçiş güzergahında. Bizim burada gerçekten Marmaris'le, Fethiye'den arta kalan fazlalığımız var, azlığımız yok. Biz bunları da dile getirdik. Gelen haber programında gelen arkadaşların hepsi de ilk defa Tatvan'a gelenler, Tatvan'a hayranlıklarını her seferinde bize dile getirdiler. Biz de bu fırsatı yakaladığımız için çok mutlu olduk. Ama biz istiyorduk ki bu Tatvan'ın güzelliklerini 20 gün boyunca bu meydanlardan bütün ülkeye haykırmak, göstermek istiyorduk. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi 5 günlük organizasyonumuzdan sonra Türkiye'de, ülkede bir darbe girişimi söz konusu oldu. Ve ülkeyi ne hale getirdiklerini televizyon ekranlarında sizler gördünüz. Bu darbeci zihniyet bak Tatvan fuarına da ne kadar kötülük ettiklerini biz bu son 15 günde müşahede ettik. Çünkü bizim bu katılımlarımıza engel oldular. Vatandaşın buraya gelmesine engel oldular. Ticaret erbabının buraya getirdiğimiz erbab, ticaret erbabı kardeşlerimizin ticaretine engel oldular. Tanıtımımıza engel oldular. Ülkeyi ne hale getirdiklerini
müşahede ettiniz, gördünüz. Biz burada darbecileri lanetliyoruz. Biz 15 gündür Tatvan'ın AVM meydanında her gece haykırıyoruz. Diyoruz ki biz kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu halk kendi reyleriyle kendilerini yönetmek istiyorlar. Reyleriyle birilerini getirirler hükümete, reyleri de götürürler. Darbeyle olmaz, silahla olmaz, tankla olmaz diye biz 15 gündür AVM meydanında gerçekten haykırıyoruz. Tatvan halkı 15 gündür meydanlarda kahrolsun darbeciler diyor. Lanet olsun size diyor. Ülkede katliam üstüne katliam yaptınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim egemenliğimizin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombaladınız. Polis kardeşlerimizi, sivil vatandaşlarımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Onlar şehadete gittiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Ama o darbecilere Allah lanet etsin. Çünkü ülkeyi bu hale getirdiler. Kaos ortamına getirdiler. Ülkeye en büyük kötülük ettiler. Biz burada da lanet olsun diyoruz kendilerine. Evet, bu darbecilerin geri püskürtülmesinde en büyük emek sahibi olan sizlersiniz. Tatvanlardır, ülkemizin değerli halkıdır. Sizlerin sokağa çıkması ve direnişi o tankları gerisin geriye götürdü. Onları inlerine geri gönderdiniz. Bu halkın önünde kimse duramaz. Onlar halkın gücünü hesaba katmadılar. Onlar dediler ki sanki daha önce darbe yaptığımız halk var karşımızda. Biz tankları yürütürüz, halk korkar, evinden çıkmaz, huzur huzur darbecilere teslim olur. Siz ne dediniz 15 Temmuz akşamı? Biz canımız pahasına olsa, biz sizin tanklarınızın önünde duracağız. Biz darbelerden yeter çektik, her 10 yılda bir darbeyle karşılaştık ve ülkeyi ne hale getirdiğinizi biz gördük. Artık eski ülke yok, eski Türkiye yok, eski liderler yok. Çünkü eskiden darbe olduğu zaman asker postalları ortaya çıktığında, tanklar yürütüldüğünde adam fötör şapkasını alıp kendi evine çekiliyordu. Direnme yoktu. Ama bugün darbeler karşısında kefenimi giydim ve ben sokaklara çıkıyorum. Sizler de sokaklara çıkın, bu darbecilere dersini verin diyen bir lider var. Dolayısıyla biz liderimize de teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü halkımıza ediyoruz. Çünkü halkımız sokağa çıkarak dedi ki milli iradenin sahibi benim. Egemenliğin sahibi benim. Söz de benimdir, karar da benimdir. Dolayısıyla sizin tankınız varsa benim de inancım var, imanım var dediler ve darbecileri Allah'ın izniyle gerisin geriye püskürttüler. İnşallah bu darbeciler her biri sırasıyla derdest edilip adaletin önüne çıkarılıyor ve adaletin önüne çıkacak. Halkın önünde bu cinayetlerin, bu darbenin hesabı sorulacak inşallah. Her şeyde bir hayır vardır. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler bazen sizin için hayırdır. Ayeti mucibince biz iman etmişiz. Biz bu darbe girişiminin başarılı olmamasını sizlerin iradesine bağlıyoruz. Allah'ın yardımına bağlıyoruz. Dolayısıyla bu şerde de bir hayır çıkacağına inanıyorum. Öyle olacak ki artık bu ülkede kimse darbenin desini inşallah ağzına almayacak. Güzel günler göreceğiz inşallah. Darbesiz günler göreceğiz ve darbe püskürtüldüğü için ülkede inşallah ekonomik olarak da huzur ortamı olarak da ayağa kalkacak. O günler yakındır, uzak değildir. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, ben buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün fuarımızın son günü. Ve fuarımızı inşallah biraz sonra
Kemal Bey kardeşimizin dediği gibi halaylarla kapatacağız. Birlik beraberlik şeklinde kapatacağız. El ele tutuşarak, halaylar çekerek kapatacağız. Burada iki mesaj vermek istiyoruz bu halaylarla. Bir tanesi, Tatvan huzur kentidir. Tatvan bir dost şehridir. Dolayısıyla biz başka olaylarla anılmak istemiyoruz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz, darbecilere verdiğimiz gibi. Bu mesajı vermek istiyoruz. İkinci bir mesajımız şu. Tatvanımızın artık olaylarla, terörle alınmasını istemiyoruz. Biz diyoruz ki, Tatvan güzel bir şehir. Bu güzelliği kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Olaylarla adımızın lekelenmesine fırsat vermeyelim ve lekelenmesi için gayret gösterenlere de elimizin tersiyle arkadaş, bu memleketi kötü bir şekilde bir imajla tanıtma noktasında vereceğiniz zararı kabul etmiyoruz diyeceğiz. Onun için bu fuar önemliydi ve bu fuarın dostluk, kardeşlik, birlik beraberliğe vesile olduğunu görüyorum. Vesile olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu fuar organizasyonunda emeği geçen ESG Ajansı sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. En başta Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonunu beraber yaptık. Organizasyonda bulunan tüm katılımcılara, firmalarımıza, kurumlarımıza, STK'larımıza teşekkür ediyoruz. Tertip komitemize teşekkür ediyoruz. Kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Tabii ki basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. 20 gün boyunca bu fuarda da bizi yalnız bırakmadılar, meydanlarda da bizi yalnız bırakmadılar. Tatvan halkının darbecilere karşı göstermiş olduğu coşkuyu, göstermiş olduğu birlik beraberliği basın mensubu kardeşlerimiz de her seferinde canlı yayınlarla, kameralarla, fotoğraf makinalarıyla resmederek bütün ülkeye gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.